Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS 2024 tayfamızla beraber yaz kampımızın son dersine geldik. 8. derste sizlerle beraber dün işlediğimiz konu olan Mustafa Kemal'in askerlik hayatını sorularla birlikte güzel bir şekilde pekiştireceğiz. Çıkmış soruları enine boyuna yatıracağız ve soruları derinlemesine öğreneceğiz. Sorular üzerinde bize ne sorabilirler bunu göreceğiz. Sizlerle birlikte hiç merak etmeyin, Eylül başına kadar yani okul açılana kadar kamplar, soru çözüm videoları, rehberlik, motivasyon videoları hız kesmeden devam edecek. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Buğra Hoca her zaman 2024 tayfanın yanında olacak sene sonuna kadar, hiç merak etmeyin. O zaman hadi geçelim şu soruların canına, hep birlikte okuyalım. Evet arkadaşlar, şimdi soru ekranımızı karşımıza aldığımıza göre çok fazla soru var, onu belirteyim. 39 tane sorunun hepsini çözemeyeceğimiz için ben aralardan seçmeler yapacağım. Ama özellikle son döneme yakın soruları çözeceğim. PDF'ini açıklama kısmına koyacağım ki geri kalan soruları da siz ödev olarak çözersiniz diyebilirim. Şimdi öncelikle herhalde ilk soruyla başlayalım. Ayıp olmasın, birinci soruya koymuşlar buraya. Diyor ki yukarıda Mustafa Kemal'in askeri özgeçmişiyle ilgili bir bölüm okudunuz. Buna göre Mustafa Kemal askerlik hayatıyla ilgili hangisine ulaşılamaz dedi. Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak Şam'a atandı. 1909'da meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun kurmay başkanlığını yaptı. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesine terfi etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da büyük başarılar elde etti. Bu başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi. Peki, şimdi özgeçmişi okuduk. Hangisine ulaşılamaz dedi. Aldığı görevlerde başarılı olduğu kesinlikle çıkar. Yukarıda aldığı başarılardan dolayı rütbe atladığını söyledi. Dolayısıyla ben A şıkkını buradan ne yapabilirim? Alabilirim. Farklı yerlerdeki askeri görevlerinden bahsetti mi? Evet, bakın Şam dedi. Bunun dışında Trablusgarp dedi, Çanakkale cephesi dedi. Cümleyi okuduğumda bunları net bir şekilde görebildim. Rütbelerini başarıları sonucunda aldığı da, bakın her başarısından sonra rütbe atladığını yukarıda verdi. Bize soruda bunu rahatlıkla gösterdi. Bunu da aldım. Trablusgarp'a Osmanlı'nın bilgisi dışında gittiğini yukarıya okuduğumuzda böyle bir şey gördük mü? Hayır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktı arkadaşlar. Şimdi hemen sağ tarafa geçelim. Üçüncü soruya bakalım. Siz ikinci soruyu çözersiniz. Mustafa Kemal üstlendiği bu görev, milli mücadele yıllarındaki çalışmalarına aşağıdakilerden hangisi bakımından katkı sağlamış olabilir? Sömürge arayışı içindeki İtalya'nın Osmanlı toprağı Trablusgarp'a saldırması üzerine Mustafa Kemal bir grup genç Osmanlı subayı ile birlikte Trablusgarp'a gitti. Orada yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıp direnişe geçirerek Derne ve Tobruk'ta başarı kazandı. Şimdi bak, yerli halkı ne yapmış? Teşkilatlandırmış. Demek ki milli mücadele yıllarında da buna benzer bir şey arayacağız. Hangisine katkı sağlamış olabilir? Diyor ki inkılap yapma. İnkılap yenilik demek. Yenilikle yukarıda verilen bir şeyin bir bağlantısı var mı? Bence yok. Bunu silelim. Kanun çıkarma. Kanun çıkartmak kural koymaktır. Bununla ilgili bir şey var mı? Yok. Şimdi teşkilatçının diğer adı neydi? Hemen hatırlayın. Örgütleyicilikti. Değil mi? Bak burada ne yazıyor? Milleti örgütleme. İşte cevabımız zaten burada yatıyor. Misak-ı milli zaten henüz bunlarla ilgili bir şey buradan çıkaramayacağımız için cevabımız D de olamaz. Cevap bu soruda C şıkkı olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. 2013-2014 TEOG'da çıkmış bir soru. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili hangisi çıkarılamaz? İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır. Şimdi hangisi çıkarılamaz? İlk görev yeri Trablusgarp'tır. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta aldığını biliyoruz ama ilk görev yeri Trablusgarp mı? Bence hayır. Bu bir dursun. Başarılı bir askerlik hayatı vardır. Bak ne dedi? Başarı aldı. Başarısını devam ettirdi dedi. Değil mi? Demek ki ben B'ye ulaşırım. İtalyanlara karşı başarılı mücadele vermiştir. İtalyanlara karşı kazanan diyorsa demek ki başarılı mücadele verdiğini buradan anlayabilirim. Trablusgarp savaşı askerlik hayatına deneyim kazandırmıştır. Askeri meydanda kazanırsın deneyimi zaten. Bunu daha önce konuşmuştuk. D'yi de alabilirim. İlk görev yeri Trablusgarp değildi. Neresiydi? İlk görev yeri Şam'daki 5. orduydu. Peki hemen geçtim. 5. soruya da bakalım. 2013-2014 TEOG. Mustafa Kemal'in yaptığı aşağıdaki görevlerden hangisi?
onun dış politika tecrübesi kazanmasına katkı sağlamış olabilir. Bakın burada dış politika kavramını bilmeniz gerekiyor. Dış politika ne demektir biliyor musunuz? Devletler arası ilişki demektir. Bakın devletler arası ilişki demektir. Şimdi Osmanlı'nın temsilcisi olmasıyla alakalı Mustafa Kemal ne görev almıştı? Sofya'da ateşe militerlik yapmıştı değil mi? Elçilik yapmıştı. Al sana dış politika tecrübesi. Bak burada yazıyor. Ateşe militer eşittir dış politika. Çünkü elçi kimi temsil ediyor? Osmanlı Devleti'ni. Bak burada bunu kafanıza yazın arkadaşlar. Çanakkale'de askeri bir görevi var. Elçilik dış politika görevi yok. Kafkas'ta 16. Kolordu Komutanlığı'nda askeri bir görevi var. 31 Mart olayında hareket ordusunda askeri bir görevi var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da A şıkkı olacaktı. Şimdi şöyle biraz daha yaklaşalım. Böyle 2013-2014'ten ziyade biraz daha yakın döneme bakalım. Siz buraları çözersiniz. Toplam 39 tane soru var arkadaşlar. O yüzden biraz hızlı geçiyorum. Şu 17'ye bir bakalım mı beraber? Kişilik özelliği çok fazla çıkabilecek bir soru. Bu bilgilerden Atatürk'ün aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılabilir? Atatürk inandığı, doğru bildiğini büyük bir cesaretle yeri geldikçe söylemekten çekinmezdi. Ya buraya kadar bana yetiyor ki zaten. Açık sözlük. Bak ne dedi? Doğru bildiğini cesaretle söylemekten çekinmiyorsa demek ki Mustafa Kemal açık sözlüdür. Doğru mu? Bak şıklara baktığımızda hangi şıkta var? D'de var. Buradan çalışkanlık, çok yönlülük, yenilikçilik çıkmaz. Cevap ne olacak? D şıkkı olacak. Şimdi biraz daha şöyle bakalım. Kişilik özelliği sorusu. 2015-2016 TEOG. Şimdi diyeceksiniz ki hocam TEOG ne? TEOG arkadaşlar LGS'den önceki sınavın adıydı. 2018'e kadar bu sınavdı. 2018'de LGS'ye geçtik. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz? Mustafa Kemal 1905'te Şam'a atandı. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek için vatan ve hürriyet adına bir cemiyet kurdu. Hatırla hemen, cemiyet kuruyorsa etrafına birilerini toplayabiliyordur. Değil mi? İpucunu verdim. Siz zaten cevabı buldunuz. İleri görüşlük. Şimdi burada ileri görüşlük bir tahmin yapıp tutması demektir değil mi? Bak burada biz yansıtmazı arıyoruz. İleri görüşlüğü yansıtan ben bir şey zaten görmedim. Vatanseverliğini alırım. Nereden? Cemiyetin adı bir kere vatan cemiyeti ve ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek istiyorsa o adam vatanını seviyordur. Bu kadar basit. Demek ki ben B'yi alırım. Eğer etrafına birilerini toplayabiliyor ve cemiyet kurabiliyorsa teşkilatçıdır. Diğer adı örgütleyiciliktir. Eğer cemiyet kurduysa bu kişi liderdir. Buradan bunları alırım ama ileri görüşlük çıkmaz. Cevabım A şıkkı olacaktı. Şimdi biraz daha kayalım şöyle. Daha yakına doğru gelelim. Siz aradaki soruları çözün tamam mı? Aradaki soruları atlamayın. Yine bir kişilik özelliği sorusu 2015-2016'da çıkmış. Bu metinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Mustafa Kemal Sofya'da Osmanlı elçiliğinde görevliyken 1. Dünya Savaşı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi gerektiğini ve savaşın başlangıcında Almanya'nın yenileceğini söylüyordu. Savaş sonuçlandığında Mustafa Kemal bu görüşlerinde haklı çıkmıştır. Ne yaptı? Bir tahmin yaptı. Tahmini tuttu mu? Tuttu. Biz buna ne diyorduk? Ne diyorduk? İleri görüşlük diyorduk değil mi? Buradan kararlılık, idealistlik, bütünleştiricilik çıkmaz. Dolayısıyla bizim burada diyebileceğimiz şık D şıkkı ileri görüşlülük oluyor. Peki hemen geçelim. Devam edelim şöyle. Şuraya gelelim. 29. soruya bakın arkadaşlar. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? İtalyanlar Trablusgarp'a asker çıkarınca Osmanlı Devleti işgali önlemek için bölgeye ordu gönderemedi. Bunun yerine Trablusgarp'ı savunmak için gönüllü subayları gönderdi. Bak gönüllü subaylar. Şimdi bunlardan biri de Mustafa Kemal'di. Burada şunu söyleyemez miyiz? Konuşamadım. Mustafa Kemal oraya gitmişse yani vatanının toprağını kaybetmek istemediği için gitmiştir. Ya ben niye vatanımın toprağını vereyim ki elin İtalyanlarına değil mi? Ben buradan ne olurum? Vatansever olurum. Birleştiricilik teşkilatçılıkla ilgilidir. Mantıklılık yani akıl ve bilime göre hareket etmektir. İnkılapçılık yeniliktir. Buradaki sorunun doğru cevabı gönüllü cümlesini görüyorsanız eğer gönüllü gidiyorsa vatanseverdir. Bunu da lütfen unutmayalım. Peki şimdi geldim şuraya. 2016-2017. Yine bir kişilik özelliği sorusu. Bak dikkat ettiyseniz kişilik özelliği çok çıkıyor. Lütfen buraya dikkat edin. Sorular üzerinde anlatmamı iyi dinleyin. Bakalım hangisi çıkarılamaz dedi.
Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi. Başkumandan olarak idare ettiği Sakarya Savaşı'nı kazanarak mareşal rütbesi aldı. Şimdi bir kere savaşlara katılmışsa vatanseverdir. Bunun dışında yöneticidir çünkü savaşı idare eden kişi kim? Mustafa Kemal demek ki yönetici. Kahramanlığını da alabilirsin çünkü mareşal herkese verilebilecek bir ünvan değildir. Ama inkılapçılık yenilik demektir. Buradan bu çıkmayacağı için dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Şimdi biraz daha yakına geldim. Şöyle uzun soruları geçiyorum. Ekrana sığmıyor arkadaşlar. Bakın sığdıramıyoruz. Ama şu 32'ye bir bakalım beraber. Mustafa Kemal'in Şam'da görevliyken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması, Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenlemesi hangi kişilik özelliğini gösterir? Bak cemiyet kurmuş ve kongre düzenlemiş. Buradan eğitimcilik çıkmaz. Açık sözlük çıkmaz. İnkılapçılık çıkmaz ama ne çıkar? Teşkilatçılık çıkar. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Etrafına birilerini toplayabilen insanın özelliğidir teşkilatçılık. Evet geldim beni biraz daha ilgilendiren sorulara. Artık 33 LGS 2019'da çıkmış bir soru. Bak yine kişilik özelliği. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasında değil ordunun kurulması ve planlanmasında da rol oynamıştır. Bak hem kuruyor hem planlıyor. Tamam. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için toplantılar düzenlemiş. Anahtar yerleri verdim size. İsterseniz sağ taraftan başlayalım. Yani ülkeyi kurtarmak dediği yerden başlayalım. Ülkeyi kurtarmak isteyen kişi nedir? Vatanseverdir. Dolayısıyla ben C ve D'den kurtulurum. Şimdi kaldım iki şıkka. Birincisi ya teşkilatçılık olacak ya ileri görüşlük. Burada orduyu kuruyor ve planlama yapıyor. Planlama yapan kişi bu işi yöneten kişidir. Yani teşkilatçıdır. Burada ileri görüşlük neydi? Tahmin yapıp tutmasıydı. Böyle bir şey gördünüz mü? Yok. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak bu soruda da. 34'e geldim. 2020 bursluk'ta çıkmış. Birazcık bilgi sorusu. Bunu bilmeden yapamayız ama bunu zaten biliyoruz. Öğrendik sizinle beraber. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını sormuş. İlk askeri başarısı ne kadar Trablusgarp'ta yenilsek bile Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı aldığı başarıdır. Bu yüzden cevabımız A şıkkı Trablusgarp olacak. Şimdi geldim burada şu soruya bakalım. 35'e bakalım hep beraber. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin ön planda olduğu söylenebilir? Çocukluk yıllarında arkadaşlarıyla oynadığı oyunlarda oyunu kuran, yönlendiren Mustafa Kemal harp okulunda sınıf çavuşluğuna seçilmiştir. Milli Mücadele'nin hazırlık döneminde temsil heyeti başkanı olarak görev yapan Mustafa Kemal yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ise ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bunlar ne özellikleri? Bunlar bir kişinin önderlik özellikleri değil mi? Bak etrafına birilerini toplar, oyunları o başlatır. İşte sınıf çavuşu, sınıf başkanı. Bunlar hep arkadaşlar liderlik özelliğidir. O yüzden barışçılık, eğitimcilik, açık sözlük diyemeyiz. Cevabımız C şıkkı olacak. 36'ya geldik. 2020 bursluk'ta çıkmış. Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Yurt toprağı sana her şey feda olsun derken büyük ihtimalle vatan toprağı için canını bile vereceğinden bahsediyor değil mi? Vatan toprağını korumak kutsaldır. O zaman burada Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği çıkar? Vatanseverlik özelliği çıkar. Liderlik, ileri görüşlük, teşkilatçılık değildir. Zaten onların özelliklerini her sorunun üzerinde konuştuk. 37'ye bakalım. 2020 bursluk'ta çıkmış. Bu bilgide Balkan Savaşı'nın Osmanlı'ya hangi alandaki etkisinden söz edilmiştir? Bir alan sorusu. Hemen açıklayayım size. Balkan Savaşları sonunda Balkanların Osmanlı hakimiyetinden çıkması üzerine. Burada yaşayan Türkler azınlık durumuna düştüler. Türklerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu'ya büyük bir göç hareketi başladı. Arkadaşlar bu göçü kim yapar? İnsanlar yapar, doğru mu? Yani kısaca toplum yapar. Eğer toplumu ilgilendiren bir şey varsa bu sosyaldir. Orduyu ilgilendiren bir şey varsa askeridir. Yukarıda öyle bir şey görmedik. Parayı ilgilendiren bir şey varsa ekonomiktir. Burada böyle bir şey görmedik. Okullarla ilgili, işte eğitimle ilgili zaten bariz bellidir. Bunları görmedik. Cevabımız bu soruda, özür dilerim yanlış işaretliyordum, D şıkkı sosyal olacak. Şimdi geldim 38. Dikkatli takip edelim. Son iki soru LGS'de çıkmış. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in alanlardan hangileriyle ilgili çalışma yaptığı söylenebilir. Söylenebilir arıyoruz. Önce bire bakalım. İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştır.
Bu tatbikata Picardi manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmeleri dikkatleri üzerine toplamıştır. Şimdi tatbikat orduyu ilgilendiren bir şeydir, değil mi? Çünkü tatbikat yapmak askeri bir olaydır. O zaman bak ne dedim? Orduyu ilgilendirir. Askeri dediysem zaten cevap çıkıyor da diğerine de bakalım. Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nın sona ermesinden sonra Sofya'ya ateşe olarak atanmıştır. Ateşe neydi arkadaşlar? Elçiydi. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır. Elçilik işi ise arkadaşlar devletler arası olduğu için diplomasi görevidir. Yani birinci sıra askeri olacak, ikinci sıra diplomatik olacak. Cevabımız bu soruda B şıkkı olacaktı. Geldim bu konunun ve testin son sorusuna. Şu aşağı bölümü bir silelim. Siz de daha rahat ve net bir şekilde görün. 2022 LGS'de geçen sene çıkmış bir soru. Bakalım hemen. Bu bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bak bu 1, 2, 3'lü sorular var ya, biz bunlara öncüllü soru diyoruz, tamam mı? Şimdi bak burada size bir yöntem göstereceğim. Ama dikkatli takip edin bu yöntemi. Şunları bir sileyim. Şimdi diyor ki Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Anlaşması ile Trablusgarp İtalya'ya bırakıldı. Şimdi ulaşılabilir arıyoruz. Buraya dikkat edelim. 1. Uşi Anlaşması'nın imzalanmasında Balkanlarda çıkan savaş etkili olmuş mudur? Kesinlikle. Niye arkadaşlar? Eğer Balkanlarda savaş çıkmasaydı biz direkt Trablusgarp'ı bitirip bu savaşı bitirip Uşi'yi imzalamazdık. Burada yukarıda bunu anlayabiliyoruz zaten. 1. Kesinlikle doğru söylenebilir. Şıklarımın arasında 1 olmalı. Olmayan C şıkkından kurtuldum. Artık sallasam bile tutturma ihtimalim daha yüksek. Ama sallamıyorum. Devam. 2. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da toprak kaybetmiştir. Trablusgarp'ın nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Trablusgarp Kuzey Afrika toprağıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. 1-2 kesin doğru. 1 zaten doğruydu. 2'yi de ekliyorum. 1-2 olmayan varsa onu da siliyorum. Bak B şıkkından da kurtuldum. Artık doğru yapma ihtimalim %50. Üçüncü öncüle bakıyorum. Trablusgarp Savaşı ile Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona ermiştir. Şimdi bu savaş ile Türk hakimiyeti sona ermiştir. Şimdi hakimiyet ne demek? Artık orada Türklerin sözünün çok fazla geçmemesi demek. Bununla ilgili bilgi var mı? Buna bakacağım. Balkanlarda savaş çıktı diyor. Ama Balkanları kaybettik diyor mu? Öyle bir bilgi var mı? Yok. O zaman 3 yanlış. 3 olan D'yi de silerim. Cevap 1-2'ye ulaşırım. Doğru mu? Hatta bir cevap anahtarına bakalım. 39 A'ymış. Ne yaptık? A yaptık. Tamam. Bak burada başka bir yöntem daha göstereyim mi size? 3'ten başlasaydım. Deminki soruyu 3'ten başlasaydım ne olacaktı? Şimdi okudum yukarıyı, 3'ten başlıyorum. Trablusgarp ile Balkanlardaki hakimiyet sona ermiştir. Trablusgarp Savaşı'nın Balkanlarla bir ilgisi yok ki. 3 kesin yanlış. Bak 3 kesin yanlış. Şıklarda ben ulaşılabilir arıyorum. 3 olanları sileyim mi? B gitti. D gitti. C gitti. Yani cevabım tek bir öncülle ortaya çıktı. Cevap A şıkkı. Bu kadar basit. İşte sorularda emin olduktan sonra öncülülerde bu şekilde eleyerek gidebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Emin olduktan sonra. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte dün işlediğimiz Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili soruları dikkatli bir şekilde çözmeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Askerlik hayatıyla ilgili diğer soruları da PDF'ten alıp siz çözün. Böylece ne yapabilirsiniz? Pekiştirmenizi kuvvetlendirebilirsiniz. Umarım sizler için tekrar söylüyorum faydalı bir video olmuştur. Şöyle tekrar büyük kameramıza geçelim. Kampımızın son videosuydu bu. 8. dersimizi yaptık. Bence çok eğlenceli, güzel ve sizlere birinci üniteyi kafanızda soru işareti kalmadan verdiğim bir kamp olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Kampla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Açıklama kısmına, yorum bölümüne bunları yazabilirseniz çok sevinirim. Hocam kamp şöyleydi, böyleydi. Olumlu olumsuz her şeyi söyleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Eleştirilere açığım. Hakaret boyutuna geçmediği müddetçe her türlü eleştirinizi açığım. Bundan sonra da LGS 2024 tayfamızla, yani sizlerle beraber LGS 2024 videoları hız kesmeden devam edecek. Rehberlik videolarını, motivasyon videolarını, ders videolarını, bilgilendirme, son dakika, her şeyi bu kanalda bulabileceksiniz.
Bu kanal 2024 LGS'nin sonuna kadar, tercih döneminin sonuna kadar sizlerle birlikte olacak. Hatta siz 9'a geçince bile sizlerle olacak. Hiç merak etmeyin. Eğer videolar geldikçe kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Böylece bize destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrar duyurularımı takip edin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.